buyurun, bugün itibariyle ana hastanemiz %95 ilerlemede. Nisan sonunda bütün inşaat imalatları ve diğer mefruşat ve medikal ekipmanlar bitmiş olacak. Yani burada şimdi işte burada başı kimliğin bir daha oldu. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi mi? Ne zaman bitiriyorsunuz? En son teknoloji kullandım artık. En son teknoloji kullandım. Medikal gazlar. Evet. Gaz sistemimiz. Bütün alt yapısı tamam. Yataklarımız kaç butonluk? 4. Güzel. Şey değil. Markası da tabii bir sıra. Buna yabancı değil mi? Yabancı yok. Tamam. Bir dakika. Bir burası polisin. Burada mı darmolik polisin? Ana polisin. Şey yapmışsınız. 5. Bursa'nın şu andaki stratejik durumunu düşündüğümüz zaman Türkiye'nin en hızlı büyüyen illerinden bir tanesiyiz. İstanbul, İzmir otobanı, işte hızlı tren, bu Uludağ'ın şu andaki stratejik durumunu, bütün bu süreci göz önünde bulundurduğumuz zaman gelecekte yaklaşık 7,5 milyonluk bir hinterland'a hitap edeceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla Bursa Şehir Hastanesi'ni bölgenin bütün 3., 4. ve 5. basamak sağlık hizmetlerini düşünerek planladık. Burada ileri seviyede kanser tedavisi yapılacak. Yanık merkezi olacak. Tüp bebek merkezimiz olacak. Palyatif merkezlerimiz olacak. Robotik işlemlerimiz olacak. Ve bölgenin yaklaşık 5,5 milyonluk hastanın tamamının en ileri seviyedeki hizmetlerini, az önce saydığım nitelikli hizmetlerini yürütebilecek bir merkezden bahsediyoruz. Bölgede bir ihtiyaçtı ve bu ihtiyacımız da Allah'a şükürler olsun şu anda gidermiş durumdayız. İnşaatımız son aşamaya geldi. İşte yılın ortası gibi planlıyoruz. Son rütüşlerini yapıyor. Gördüğünüz gibi şu anda asfalt kaplamasının ve çevre düzenlemesi hizmetleri yürütülüyor. Hastanenin fiziki mekanları %93-94 seviyesinde bitmiş durumda. İnşallah yıl ortasında bu hastane hizmeti açmış oluruz. 2017 yılının başında başladığımız inşaatı yaklaşık 30 aylık bir sürede Mayıs'ın 20'sinde tamamlamayı düşünüyoruz. Burada en önemli olarak Bursa 1. deprem bölgesinde olduğu için 859 adet sismik izolatör kullanıldı. Bu şu anda Türkiye'deki en büyük 3. hastane sismik izolatör kullanımı açısından. Bu depremde, yüksek şiddetli depremlere de dayanıklı olacak şekilde ve içeride operasyonlar devam ederken hasta sağlığına zarar vermeyecek şekilde bütün statik hesapları planlanmış şekilde yapıldı.